Necat Baba'yla unutamadığınız bir anı var mı? Çok anımız var tabii ki. Mesela şimdi ilk aklıma gelen, babam geleneksel tiyatrodan gelme, yani kavuklu pişi şeker, onu hep günümüze taşıdı. Bütün oyunlarda da onu hep yaptı yani. Çok modern oyunlar oynadı ama içinde gene geleneksel vardı. O eniştemle beraber kavuklu pişi şekeri yıllarca sahne üzerinde götürdü. Hep söylerim, hiç pes etmeden. Ama o gelenekselin içinde şey de var. Sadece sahne üzerinde olunmuyor. Yani yaşam tarzınızda da onu hissediyorsunuz. İşte halkın içinde olmak, vatandaşın içinde olmak, tepeden bakmamak. Hı-hı. Bunlar hep gelenekselin içinde var yani. O vatandaşla iç içe, evet, olmak. Bir gün şeyde, Anadolu'da turnuya gidiyoruz. Yarı olarak hatırlamıyorum. Ondan sonra otobüsümüz böyle sokakla cadde arası bir yerden geçmek zorunda kaldı. Köşe başında da simitçi var. Simit satıyor. Kalabalık işte simitçinin etrafı. İyi haller var filan böyle. Daha iyi haller. Garibanlar da var böyle. Belli oluyor yani. Şoföre, kaptana dedi ki, kaptan dur dedi. Ben camdan babaya bakıyorum. Uzakta oturuyorum koltukta. İndi. Simitçiye gitti. Simitlerin hepsini satın aldı. Atıyorum işte 500 lira verdi. Bütün simitleri satın aldı. O simitleri vatandaşa dağıttı. Ama önce çok belli oluyor baktığı zaman. Önce iyi hallere falan dağıttı simitleri. Tamam mı böyle? Ona verdi, buna verdi. Vatandaşlar zaten çok hoşuna gitti falan. Daha sonra o garibanlara simidi verdi. Bunu bir kere daha bir yerde anlatmıştım. Verdi, simitler bitti. Otobüse geldi, gidiyoruz yola, devam. Baba dedim, size bir şey soracağım. Biz böyle sizli bizli konuşuyorduk. Bazılarına tuhaf geliyor şimdi ama öyle yetiştirildik. Ne yapayım yani? Size dedim bir şey soracağım. Sor oğlum dedi. Dedim, simit aldınız, niye dedim önce dedim garibanlara vermediniz? Onların karnı aç, hemen doysalardı daha iyi değil miydi baba dedim. Bana dedi ki, söyleyeyim evladım dedi, herkesin içinde dedi, o simitleri önce garibanlara dağıtsaydın, herkesin için onların ben gururla oynardım dedi. Çok ince tokat gibi bir cevap. Düşünce. Benim, evet, hiç aklıma gelmezdi. Valla benim de aklıma gelmedi. Tabii şu anda. Hani benim, o soru işareti benim de aklıma doğdu da. Enteresan bakış açısı. Bir kere de galiba Aksaray'da Köşebaşı Tiyatrosu'nda sahne perde açılacak. Kadife perde kırmızı. Önce oyuncular sahneyi açacak. 5 dakika veya 10 dakika sonra babam çıkacak. Ben de perdeyi çekiyorum. Açıp kapatıyorum. Tiyatro, bu arada bir şey söyleyeyim. Perde açıp kapat çok önemli bir şeydir. Yani alkış getirir. O çok timing meselesidir. Neyse. Bak suya şimdi ne yapacağım? Seyret beni dedi. Ne yapacaksınız baba dedim. Seyret evladım dedi. Arkadaşlara tembih etti. Arkadaşlar, bu akşam önce ben çıkacağım dedi, perdenin önünde dedi. Sonra siz çıkacaksınız. Arkadaşlar da babanın o stiline alışmışlardı. Tamam, peki tamam. Abi babam perdenin önüne çıktı. Hilafsız, abartmıyorum, böyle bir dakika, bir buçuk dakika filan hiçbir şey yapmadı. Yani ne bir mimik, ne bir ağzından bir söz, bir kelime çıkmadı. O seyirci kahkahalarla güldü. Ben bunu hala çözmüş değilim mesela. Yani şunu yaparsın, bunu böyle durdu. Nasıl gülüyor seyirci biliyor musun? İşte o başka bir şey yani. Allah vergisi denilen şey bu herhalde. Sanırım. Bunu da hiç unutmuyorum. İlk aklıma bunlar geldi. Valla çok iyi. Yani Necat Uygur'u insan gördüğü zaman, resmini bile görse, zaten bir neşe doluyor ya da bir kahkaha, evet, psikolojisine giriyor zaten. Geçenlerde taksiye bindim. Ondan sonra anneye gideceğim. İşte Zincirlikuyu'nun önünden geçiyoruz. Abi dedi, buradan geçtiğim zaman dedi, babaya muhakkak uğrarım dedi, okurum dedi, dua ederim dedi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Buyur abi dedim abiye. Necat Baba'nın ölüsü bile insanı güldürür dedi. Ne kadar enteresan bir laf değil mi? Yani dolayısıyla babamın halkla böyle şey, mesela babam bir de şeyi yapardı. Bizim şeyde, Mecidiyeköy'de işte, orada taksi durağımız var. Babam onlarla çok haşır neşir olurdu böyle. Taksiye biner mesela. Akşam yapacağı, oyunda yapacağı espriyi taksiciye yapardı. Taksiciyle sohbet eder, o espriyi kullanırdı sohbet içinde. Taksici abi ve arkadaş güldüyse, akşam onu oyunda yapardı. Ha tamam, tamam demektir. Onun testi yani. Olurdu tabii, yani. Tabii. Öyle şeyler yapardı. Yani işte kasapla beraber. Bir kere şunu söyleyeyim. Gitti Anadolu'da, halen bile gittiğimiz her yerde, her köşede Necat Uygur'un şeyi var. Hatırası var insanla. Bir yere gidiyorsun, burada çorba içer diyor. Bir yere gidersin, gidiyorsun, işte burada yemek yer diyor filan. Burada elbisesini diktirdi filan. Çok büyük bir şey bırakmış. Yani sahnede espri yaptığı zaman şeyi düşünür. Salondaki seyircileri düşünürdü. Hı hı. Yani seyircilerden bir tanesi ya öyleyse diye. Hı. Yani
mesela çok ince bir çizgi değil mi? Çok çok ince bir çizgi çok mesela. Ince bir çizgi. O çok şey ince bir çizgi. Onları düşünerek oyunlarını hep yaptı çizgi etti yani. O yüzden de işte demin de söylediğim efsane olarak yani Necdet Uygur'da işte olmakta demek ki böyle bir şey. Nur Işın'da yazsınlar.